Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle noktalama işaretlerini işleyeceğiz. Bu video boyunca çok dikkatli olmanızı, alıcılarınızı açmanızı istiyorum. Emin olun çözemeyeceğiniz bir soru kalmayacak. İlk önce nokta ile başlayalım. Nokta bazı kısaltmaların sonuna konur. Bakın, bazı kısaltmaların diyorum. Albay derken nokta kullanırım kısaltmasında. Caddenin kısaltmasında nokta kullanırım. Almanca, İngilizce derken yine kısaltmasında ne yaparım? Nokta kullanırım. Peki bazı dediğine göre bazı yerlerde demek ki nokta kullanmayacak. Nerede kullanmayacak? Bu video boyunca dikkat kısımlarına dikkat etmenizi istiyorum. TC ve T kısaltmalarının dışında, bakın dışında, büyük harfle yapılan kısaltmalara nokta kullanmıyorum. Nokta ne yapmayacağım? Kullanmayacağım. Mesela TDK derken nokta kullanıyor muyum? Hayır. Güneydoğu derken nokta kullanıyor muyum? Hayır. Mesela milattan önce yazarken nokta kullanacak mıyım? Tabii ki de hayır. Olay anlaşıldı mı? Sadece TC ve T kısaltmalarında nokta kullanırken diğer büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta ne yapmayacağım? Kullanmayacağım. Peki ölçülerin kısaltmalarında nokta yine ne yapmayacağım? Kullanmayacağım. Santimetre, metre, kilometre, kilogram derken ne yapmıyorum? Nokta kullanmıyorum. Anlaşıldı mı? O zaman geçiyorum. Geçtim. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur. Mesela bir ekmek kuyruğunda bekliyorsunuz. Anneniz aradı. Oğlum neredesin? Anne işte ekmek kuyruğundayım. E kaçıncı sıradasın? E üçüncü sıradayım anne. O zaman sıra bildirmek için noktayı kullanıyor muyum? Evet. İkinci Mehmet. İkinci cadde derken yine nokta kullanıyor muyum? Yine evet. O zaman geçtim. Bakın buna çok ama çok dikkat edin. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra kullanıyorum. Anlaşıldı mı? Arka arkaya gelecek ve ben sadece sonuncu rakamdan sonra kullanacağım. Arka arkaya gelecek. Sadece nereden sonra? Sonuncu rakamdan sonra. Sakın 3, 4 ve 7. madde diye yazılacağını düşünmeyin. 3, 4 ve 7. madde. Sadece ne yaptım? Sonuna koydum. Anlaşıldı mı? O zaman geçiyorum. Geçtim. Tabii ki de tarihlerin yazılışında nokta kullanılır. Gün, ay ve yıl yazarken noktada kullanırım, eğik çizgi de kullanırım ama dikkat. Eğer ayı rakamla değil, harflerle yazdıysam nokta kullanmıyorum, eğik çizgi kullanmıyorum. Bu bir yazım hatasıdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok hocam. Peki ben bu noktayı başka nerede kullanıyorum? Hepimizin bildiği gibi cümlenin sonunda nokta kullanılır. Saatleri yazarken nokta kullanılır. Yine matematikte çarpma işleminde nokta kullanılır. Bu gibi basit kuralları bildiğinizi umuyorum. Nokta ile ilgili anlatacağım konu bu kadardı. Şimdi bakalım sırada ne var?